Çaplı'nın seninle olan geçmişteki diyaloğu, ilişkileri neydi? Abdullah Çaplı'yı ben sadece cezaevinden kaçtıktan sonra tanıdım. Abdullah Çaplı'yı ben şerefli, namuslu bir insan olarak tanıdım. Daha sonra şu yola gitmiş, bu yola gitmiş, bu konuda hiçbir şey söyleyemem. Ve diğer taraftan yok polis arasında, yok gizli servisler arasında, şurada burada suç örgütleriyle ilişki mi çıkmış? Bakın bunlar bütün dünyada mevcuttur. Bütün dünya ülkelerinde böyle bir şey varsa utanılacak bir şeydir. Utanılacak bir şeydir. Rezaletin ta kendisidir böyle bir şey varsa. Peki ben Bunu Türk milletine ve tekrar Türk Çatlı'ya devletine dönmek verir. istiyorum. Evet. 80 yılında Evet. cezaevinden kaçtığınızda Çatlı'nın evinde kaldınız bilmiyorum. Evet, kaldım. Hatta yurt dışına kaçmanızı sağlayan Faruk Özgün ismine düzenlenmiş pasaportu da o sağlamış size. Yanılmıyorsam bir saniye şuradaki notlarımda vardı. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Oral Çelik'le birlikte Ömer Mersan aracılığıyla Ömer Mersan'a ulaştırıyorlar pasaportu. Ömer Mersan da size Hayır ulaştırıyor. hayır yok öyle bir şey. Ben bu hikaye bırakın bu Ömer Mersan hikaye. Hepsi hikaye bunların. Ben tek başıma Kapıkule'ye gittim. Sofya'dan hareket ettim bir taksiyle. Kapıkule'ye gittim. Orada Çatlı'yla bir randevum vardı. Çatlı'yla görüştüm. Kendisi bana pasaportu verdi. Bu sadece ülkücü arkadaşlık için. Yani başka hiçbir şey yok. Çatı bana değil birçok ülkücüye, tehlike içindeki birçok ülkücüye yardım etmişti. Yani bu sadece bunun için. Başka Peki hiçbir şey. Çatlı polisle işbirlik bir şekilde çalışmalar yaptı mı o yıllarda? Hayır. Çünkü son olaydan sonra O son polisle olay ayrı bilmiyorum. Hiçbir şey söyleyemem. Ben kesin olarak belirtiyorum ki Çatlı hiçbir zaman hiçbir polisle, hiçbir gizli servisle, hiçbir suç örgütüyle zerre kadar ilişkisi yoktu. Bunu çok iyi biliyorum. Ama 79 yılında size mı? size 80 size yılında. pasaport sahte pasaportu sağlamak bir anlamda suç değil mi? Çünkü o dönemlerde de siz Hayır, Avrupa'nın suç nüfusuydunuz. değil. Suç değil. Çünkü ben diyorum ki Bülent Ecevit, işkenceci hükümeti bana zorla bu Abdülpek Cholay'ını yıktı mı? MHP'ye karşı iftira etmek istiyor muydu? Ben bu iftiraya araç olmamak için binlerce insanın oy verdiği bir partiye karşı çamur attırmamak için hayatımı ortaya koydum. Bu yalanı kabul ettin mi? Bu 20 günlük canavarca işkencelerden sonra Ecevit döneminde. Ecevit döneminde binlerce masum insana işkence edilmedi mi? Ne yapmış Çatlı? Bana yardım etmiş. Gayet tabii bir şey. İç savaş içindeydik. Peki bu İpekçi cinayetinin planlayıcılarından biri Oral Çelik, diğeri de Abdullah Çatlı olduğu söyleniyor. Kesinlikle iftira. Abdullah Çatlı'nın İpekçi olayında zerre kadar ilişkisi yoktu. Kesinlikle. Bunlar bedava iftiralar. Bakın bedava iftiralar. Zerre kadar delil de getiremediler, belge de getiremediler. Bu olaylara ne dediler? Türkiye'de kontrgerilla varmış, gizli örgütler varmış. Bunların hepsi kesinlikle yalan, iftira benim olayımda. Bakın başka konulara girmiyorum çünkü bilmiyorum. Ne söylesem ben de yalan söylemiş olurum, iftira etmiş olurum. Bunun için bilmiyorum. Fakat bu konuda diyorum, kesinlikle zerre kadar ilişkisi yoktu. Sayın Çatlı'nın da Oral Çelik'in de o zamana kadar hiçbir polis teşkilatıyla, hiçbir gizli örgütle, hiçbir suç örgütüyle zerre kadar ilişkileri yoktu. Bunu Peki ben kesinlikle şöyle bir yalanlıyorum. şey. Peki 11.7.92 yılında rahmetli Örsan Öymen'in Milliyet'te bir makalesi Evet. yayınlanmıştı. Ağaca destekçilerin ismini açıklıyor diye. Bu listede Abdullah Çatlı'nın ismi de var. Tekrar Çatlı'ya dönmek için soruyorum bunu. Ne desteği olmuştu pasaport sağlamanın dışında başka? Bakın bu zannetmiyorum bu Abdullah Çatlı destekçi değil. Bu sadece bir arkadaşlık duygusu için bana yardım etmiştir. Bu sadece yakalanmamam için, hayatımın kurtulması için bana yardım etmiştir. Onun için diyorum Allah rahmet etsin bu Abdullah Çatlı'ya. Ben
Kendisini iyi, şerefli bir insan olarak tanıdım. Ülkücülerin başkanı olduğu için bana yardım etmiştir. Çünkü ben de ülkücüydüm o zaman. Eski bir ülkücüydüm. Fakat şu anda yeni bir ülkücüyüm.